Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Biliyor musunuz sevgili kardeşler, yaratıcımız olan Rab hayatlarımızın üzerine bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk her zaman yapmamız gereken ve hiçbir zaman ihmal etmememiz gereken bir şey. O yüzden aslında iki tane sorumluluk vardır. Bir tanesi bu şeyi hep yapmamızı, diğeri de onu hiç ihmal etmememizi gerektirir. Doktor Suarez, nedir bu sorumluluk diye sorabilirsiniz. Tam olarak neyden bahsediyorsun diye sorabilirsiniz. Kutsal kitaplarınızda Luka'yı açın kardeşlerim. 18. bölüm, Kutsal Ruh size sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi ve yapmanız gereken bu şeyi yapmadığınız için ceza çekeceğinizi söyleyecek. Kim bilir, belki de şimdiye kadar çoktan bu cezayı çekmişsinizdir. Şeytan hayatınızı yenilgiye uğratmayı başarmış olabilir. Şimdi dikkatle dinleyin lütfen. Luka 18:1'de şöyle diyor. İsa öğrencilerine, hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Bundan bahsediyordum. İsa böyle dedikten sonra onlara anlatmak istediği şeyi benzetmeyle anlattı. Benzetme karşılaştırmaya dayalı bir öğretme metodudur. İsa yaratıcımız Rabbin bize verdiği sürekli dua etme görevini açıklamak için bu benzetmeyi kullanmıştır. Bu dua tekrarlardan ve taklitten oluşmaz. Başınızı battaniyenizin altına çekip korkmuş küçük bir çocuk gibi baba beni bu kötü kurttan koru demek değildir. Yani baba beni kurtar bundan. Gerçekten dua etmeli ve Rab'le yakınlık kurmalısınız. Ruhsal dünyadaki yerinize sahip çıkmalısınız. Bunun anlamı şeytanın hayatınızda yapmakta olduğu her şeyi görmek ve Rab hayatımı baştan aşağı değiştir demektir. Bugün olduğum kişi olmaya devam etmek istemiyorum. Bu işi tam tersine çevireceğim. Bugüne kadar hayatta hiçbir şey başaramadım ve bu şekilde devam edersem bundan sonra da asla bir şey başaramayacağım. Çünkü her zaman yaptığınız şeyleri yapmaya devam ederseniz tam olarak aynı sonuçları alırsınız. Bu iş hep böyledir. Bir tür sihir söz konusu değildir kardeşlerim. Hayır, hayatlarında iyi bir yere gelmek isteyen insanlar, sıkıntılarını aşmak isteyenler ayağa kalkıp bunun için çalışmak zorundadır. İstediğiniz şeyi gidip almalısınız. Eğer bir kişi doktor olmak istiyorsa ama ne ilkokulda, ne de ortaokulda, ne de lisede hiç çalışmamışsa, üniversiteye gittiğinde ne kadar çalışırsa çalışsın asla doktor olamaz. Bu şekilde istediklerinizi elde edemezsiniz ve sorunlarınızın üstesinden gelemezsiniz. Yaratıcımız Rab bizden hiç durmadan dua etmemizi istiyor. Devamlı dua etmeliyiz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa dua etmeliyiz. Bir ihtiyacımız yokken de dua etmeliyiz. Rab, beni tehdit eden bir durum yok şu anda ama sana dua etmeli, senin varlığını aramalıyım diyebilirsiniz. Rab, hiçbir sorunum yok şu anda ama seninle olmak istiyorum Rab. Senin ruhunla dolmuş biri olmak istiyorum ve diğer görevlerimize gelince o da hiçbir zaman vazgeçmemektir. Cesaretimiz kırılmamalıdır. Çıkış yolu yok, şimdiye kadar hiçbir şey başaramadım, bundan sonra da başaramayacağım demek olmaz. Rab bugüne kadar olmadı ama bugün geriye kalan hayatımın ilk günü. Bugünden itibaren farklı bir hayat yaşayacağım. Yani bu demek oluyor ki hayatı başarısızlıklarla dolu olan insanların geçmişleri artık geçmişte kalmıştır. Yepyeni bir insan doğmuştur ve o zaferler kazanacaktır. Rabbin yüreğini hoşnut edecektir. Aslında bu bir görevdir. İkili bir sorumluluktur. Birincisi hiç durmadan dua etmek, ikincisi de asla vazgeçmemek. Bu önemli gerçeği İsa bir benzetme kullanarak öğretmişti bizlere. İsterseniz sizler de bundan sonraki ayetleri okuyarak bu benzetmeyi de öğrenebilirsiniz sevgili dostlarım. Tekrar ediyorum, bu ikili bir sorumluluk. Birincisi hiç durmadan dua etmek, ikincisi de hiç vazgeçmemektir. Sevgili dostlarım, şimdi lütfen soru cevap bölümünü izleyelim. Doktor Suarez, çocuklar günah işler mi? Bunu neden bilmek istiyorsun ki sen? Zaten hayatında bu dönemi geride bıraktın. Küçük çocuklar için neden kaygılanıyorsun anlamadım. Yani her insan günah işleyebilir. Herkes günahın ne olduğunu az çok bilir ve günah işlediklerinde bunu anlarlar. Günah nedir? Önce bunu netleştirelim. Günah amaçtan şaşmak demektir. Amaç nedir? Rab Tanrı'nın uymamızı söylediği şeyleri dinlemektir. Örneğin ben 6 yaşındayken şöyle bir şey yaşamıştım. Presbiteryan kilisesinde bir vaazı dinliyordum. Evimin hemen yanındaydı. Rabbin sesini duymuştum ve o bana İsa'yı kabul etmemi söylüyordu. Vaiz parmağını bize çevirmiş, eğer İsa'yı kabul etmezseniz cehenneme gidersiniz diyordu. Onu hatırlıyorum, öne doğru eğilmiş parmağını bize doğru uzatırken bunu söylüyordu. Dedim ki, İsa seni kabul ediyorum. Eğer reddetseydim, günah işlemiş olacaktım. Rab bana konuşmuştu, henüz 6 yaşındaydım. 6 yaşından daha önce de çağrılan insanlar vardır. Kimileri 60 yaşında da çağrılabilir ama Rabbin yüreğinize konuştuğunu hissettiğiniz anda onu dinleyin ve ona itaat edin. Günah işlemek amacınızdan şaşmaktır. Rabbi dinlememek demektir.
Rab karşınıza çıktığında ondan kaçmak demektir. Rab benim ne yapmamı istiyorsun? Benim hayatıma yüklediğin görev nedir? Ne yapmam gerekiyor? Eğer Rab sizi yanlış bir şey yaptığınıza dair ikna ederse deyin ki, Rab şimdiye kadar bu yanlışı yapıyordum. Ama şimdi bunu yapmaya İsa Mesih'in adında bir son veriyorum. İşte hepsi bu kadar. Karar vermemiz gerekiyor. Şimdiye kadar günah işliyordum ama bundan sonra yepyeni bir insan doğmuştur. Lütfen ikinci soruya geçelim. Doktor Suarez, İsa tüm acılarımızı çarmıhta kendi üzerine almışsa bu doğum sancılarını da kapsar mı? Doğumdan korkuyor musun? Doğum yapmaktan korkan kadınlarla karşılaştım ama bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor ve onların her biri bu şekilde dünyaya geldi. Ama bu demek değildir ki tüm doğumlar sancılı ve zor geçecek. Hayır, hayır. Sorduğun soruda söylemek istediğini anlıyorum. Cennetteki ilk günah nedeniyle Rab kadına acılar içinde doğum yapacaksın demişti ama birçok kadınla karşılaştım. Demişlerdi ki, Doktor Suarez, dua ettim ve ağrı hissetmedim. Başka bir grup kadın da, hayır, bende böyle olmadı, çok ağrı hissettim dedi. Yani o yüzden bilmiyorum, eğer İsa'nın tüm acılarımızı üstlendiğine iman ediyorsan, o zayıflıklarımızı üstlenmiştir. Bu acıyı çekmeme gerek yoktur, İsa bunu üstlenmiştir diyebilirsin, Rab sana yardım eder. İsa Mesih'in adında, amin. Şimdi yüreğinizi açın bölümüne geçelim. Doktor Suarez, ben inanlı biriyim ve oğlum için hayatım boyunca dua ettim. Ama yıllardır bana acı çektiren bir durum var. Oğlumun ince bağırsağında çok ciddi bir sorun var ve üçüncü kez ameliyata girmesi gerekiyor yakın zamanda. Rab neden oğlumu iyileştirmiyor? Neden onun acı çekmesine izin veriyor? Oğlumu bu şekilde görmek bana çok büyük acı veriyor. Ben bir anneyim. Oğlumu sağlıklı ve mutlu görmeyi istiyorum. Doktor Suarez, yüreğimin sakinleşmeye ihtiyacı var. Lütfen bizim için dua edin. Sevgili kardeşim, senin ihtiyacın olan şey bu değil. İhtiyacın olan şey hayatın için bir yönlendiriliştir. Oğlunun zihinsel problemleri olan bir adam vardı. Oğlu sürekli ateşin içine ya da suyun içine atlamaya çalışırdı. Epilepsi nöbetlerine benzer nöbetler geçirirdi ve babası bir gün İsa Mesih'in öğrencilerinden birine geldi. Ama onlar çocuğa yardımcı olamadı. Adam oğlunun cinli olduğunu biliyordu. Kötü ruhlar onu çeşitli hastalıklarla ve zihinsel bozukluklarla baskı altında tutuyordu. Tüm bunlara rağmen adam vazgeçmedi. Sabırlı oldu, düşünüp bir karar verdi ve tamam, İsa Mesih'e gideceğim dedi. Öyle de yaptı ama İsa'yı görmek için yanına gittiğinde İsa orada değildi. Öğrencileri ise ona yardım edemiyordu. Sonra İsa geldi ve adam İsa'ya ona yardım etmesi için yalvardı. İşte sorunlarımızı bu şekilde çözebiliriz. İnsanda çare aramayı bırakıp İsa Mesih ile konuştuğumuzda çözeriz. İsa Mesih adama şöyle bir baktı ve sorunun üstesinden geldi. Adam sonradan neler olup bittiğini anlamıştı. Bu onun yüreğinin derinliklerinde saklı olan bir şeydi ve ondan kurtulması çok zordu. Dikkatli olun, yüreğinde böyle şeyler saklayan anne ve babalar var. Tüm ailenizin kurtuluşuna engel oluyor. Rab Tanrı'nın çalışmasına engel oluyor. Şeytanın girebileceği yerler bulundurmayın yüreğinizde. Bu yüzden tüm ailenin sıkıntı çekebilir. Yüreğinizde saklı olan yeri şeytan kullanabilir. İsa adamla konuştu. Adam İsa'ya derdini söyledi ve İsa da ona ne zamandır bu durumun böyle olduğunu sordu. Adam ona anlattı. Bundan sonra da hemen toparlandı ve dedi ki, efendim lütfen merhamet edin. Eğer elinizden bir şey gelirse bize merhamet edin ve yardım edin. İsa ona dönüp elimden bir şey gelirse mi diye sordu. Eğer gerçekten inanırsan her şey mümkündür. Onun bu yaptığının günah olduğunu sanmıyorum. Çünkü zina ya da sahtekarlık gibi kirli bir günah değildi bu. Ama belki de Rabbin sözünü dinlememezlik etmişti. İsa demişti ki, eğer inanırsanız her şey mümkündür. İsa böyle deyince adam birden ağlamaya başladı ve ağlamak tövbe edildiğini gösterir. Adama dedi ki, inanıyorum. Şüphemi bağışlayın ve sonra İsa o hiç kimsenin çıkaramadığı kötü ruhu azarladı. Onu azarladı ve ona çocuktan çıkmasını emretti. Cin ondan çıktı ve çocuk yere yığılıp kaldı. Bu cinli çocuk çok kötü bir durumdaydı ama bir biçimde kurtulmuştu. Bu normal bir insan için çok ama çok zor bir durum. Genç çocuk yerde ölü gibi uzanıyordu. Sonra İsa çocuğu kaldırdı ve babasına teslim etti. Cin onun bedenini terk ederken onu öldürmüş müydü bilmiyoruz ama İsa onu aldı, yaşamını kurtardı ve babasına teslim etti. Kutsal kitap bu olaydaki detayları tam olarak vermiyor ama babasına teslim edildiğini biliyoruz. O yüzden her zaman İsa Mesih'e gelin.
Kardeşler, İsa'nın yardımcı olamayacağı zorlukta bir durum söz konusu değildir. Ama bazen daha yüksek bir bedel ödememiz gerekebilir. Başka bir deyişle, Rabb'i daha fazla arayın. Ondan hayatınızda neler olup bittiğini size göstermesini isteyin. Nerede yanlış yapıyorum, neden yanlış yapıyorum diye sorun. Çünkü bu durum sona ermelidir kardeşler. Rabbin çocuğunun mücadeleyi kaybetmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu ister şifa olsun, ister belli başka bir problem olsun. Hayatta her zaman başımıza farklı problemler gelebilir. Bazen kötü bir ruhtur, bazen yanlış yaptığımız bir şeydir. Böyle olduğunda şeytan bizi baskı altına almaya başlar. Gerçeği görmememiz için gözlerimizi karartır. Duymamamız için kulağımızı kapatır. Gerçeği duymamızı istemez. Böylece tüm kapılar kapanmış olur. Geçmiş artık tamamen geçmişte kalmıştır. Şimdi yepyeni bir insan ayağa kalkmaktadır. Zaferle dolu bir hayat yaşayacağım. O yüzden hiç durmadan dua etmek görevimizdir. Hiç yılmamalıyız, asla havlu fırlatmamalıyız. Eğer bunu yaptıysanız yanlış yapmışsınız demektir. Rab'den sizi bağışlamasını isteyin. Rab lütfen gel ve gücümü yenile, gücümü arttır. Bana güç ver deyin. Beni canlandır. Kendime gelmem ve toparlanmam gerek Rab. Bu mücadeleyi kazanmalıyım. Hayatımdaki bu olumsuz durumu kabul etmiyorum Rab. Bu duruşu sergileyin İsa Mesih adında. Ve şimdi bacaklarında, dizlerinde ve dizlerinin altında sorunları olanlar var. Lütfen ayağa kalkın. Hepiniz için dua etmek istiyorum. Vücudunun herhangi bir yerinde sorunu olanlar ama özellikle dizlerinden ayaklarına kadar olanlar. Dua edelim ve Rab hayatlarınızı bereketlesin. Özellikle de dizden aşağısı için dua edeceğim. Doktor Suarez, dizlerim sertleşmiş, kaldırmakta zorlanıyorum. Hayır kardeşim, dizlerinin normal olarak çalışması gerekiyor. İşte bu şekilde bu hareketi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Dizlerin normal olarak çalışacak kardeşim. Evet. Şimdi lütfen başlarınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Baba, İsa Mesih'in adında şimdi senin önüne geliyor ve tüm bu insanlar için dua ediyorum. Baba, şimdi sol topuğundan şikayetçi olan biri olduğunu hissediyorum. Sanki sol ayağının topuğuna bir çivi batmış gibi ağrıyor, güçlükle yürüyor. Ve bu insanların hayatlarını zorlaştıran diğer tüm sorunlar için dua ediyorum. Baba, şimdi İsa Mesih'in adında senden bu insanlara yardım etmeni istiyorum. Gücünle birlikte gel Rab. Gel, gel ve bu insanların her birine dokun. Gel ve onların her birini iyileştir. Tüm bu adamları ve tüm bu kadınları özgür bırak baba. Şimdi bana vermiş olduğun ruhsal otoriteyi kullanmak istiyorum. Ve Rab, tüm bunlar senin görkemin ve yüceliğin içindir. İsa Mesih'in adında şimdi kötülüğün tüm güçlerini kırıyorum. Bu hayatlara saldıran, bu insanların acı çekmelerine sebep olan, topuklarındaki bu korkunç ağrılara neden olan, dizlerinde ya da ayak bileklerinde ağrılara sebep olan, eklemlerini ya da bellerini, boyunlarını ya da vücutlarının herhangi bir yerini ağrıtan tüm kötü ruhlar, ağrıya yol açan tüm kötü ruhlar sizleri azarlıyor, tutsak ediyor ve bu vücutlardan kovuyorum. Şimdi oralardan çıkın İsa Mesih'in adında. Sizlerden rica etmiyorum, size emrediyorum. Bu kadınların ve bu adamların bedenlerini terk et bütün ağrıların kötü ruhları. İsa Mesih'in adında. Şimdi hepimiz ayağa kalkalım. Rabbin buradaki işini tamamlaması için ayağa kalkalım. İsa Mesih'in adında. Gözlerinizi kapatın ve iman gücünüzü bizim iman gücümüzle birleştirin şimdi. Hep birlikte Rabb'e dua edelim. Baba, İsa Mesih'in adında. Baba, burada senin yüce huzurundayız. Burada senin önüne geldik. Huzurunda duruyoruz. İsa Mesih'in adında şeytanın tüm gücünü kırıyoruz. Bu kişinin ayağında yaşayan kötü ruha sesleniyorum şimdi. Orada ağrıya sebep oluyor ve oradan gitmiyor. Onların vücutlarındaki sinirlere yerleşmiş olan kötü ruhlar, onların dizlerine ve bellerine saklanmış kötü ruhlar, onların göğüslerine ve başlarına, onların gözlerine ya da vücutlarının başka herhangi bir yerine gizlenmiş olan kötü ruhlar, burada toplanmış olan ve bizi ekranlarından izleyenlerin vücutlarındaki ağrılar, bu ağrılara sebep olan ruhlar, onları terk edin. Şu anda benimle birlikte dua eden birçok insan var Rab. Şimdi hepimizin imanı birdir ve şu anda istediğimiz şey senin mucizeler yarattığını görmek Rab. Senden gücünle aramıza gelmeni istiyoruz sevgili baba. Gel ki tüm bu insanlar şifa bulabilsin. Gel ve tüm bu insanları özgür bırak şimdi. Baba gel ve onların vücutlarının en derinlerindeki yerlere dokun. Hastalıkları nerede gizleniyorsa oraya dokun Rab. Kutsal kitap der ki kurtlar deliklerde yaşar. Rab bu insanların hayatlarına zarar veren kurtlar var ve kendi deliklerinde yaşıyorlar. Senden her şeyi bilen ve her şeyi gören Rab'den şimdi onların saklandıkları yere ateşini göndermeni ve orayı yakmanı istiyorum Rab. Yak ki o kurtlar dışarı çıksın. Kardeşler, imanınızı bu duada bizim imanımızla birleştirin. İsa Mesih'in adında insanların fiziksel bedenlerinde ya da duygusal yaşamlarında problemlere neden olan, sağlıklarını ve huzurlarını çalan ruhları kovuyorum. İsa Mesih'in adında bu hayatları terk edin ve bir daha asla geri dönmeyin. Mucizelere inanır mısınız?
Duas semanas eu tava sem trabalhar, tava indo pro hospital, voltando pra casa com muita dor na coluna, escoliose. E Deus voltou minha coluna pro lugar agora, graças a Deus. Que bonito, por que você não podia fazer? Eu não podia fazer isso, ninguém aqui. Faz exercício agora aí. Pra frente agora. Sinto mais nada. Para aí, vai. Aí, pessoal, acabou! Jesus! Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.